Bugün otoformda geri yaylanmanın telafisi konusuna bakacağız ama tabii ki bunu bir bütün olarak ele alıyor olacağız. Geri yaylanmanın sebebinin ne olacağı, geri yaylanmanın doğru ölçüm metotlarının nasıl olabileceği ve finalde bu ölçüm sonucuna göre telafinin nasıl yapılacağı konularına bakmaya çalışacağız bu süre içerisinde. Bu sırada sorularınız oluşabilir. Sorularınızı isterseniz chat aracılığı da yazabilirsiniz ya da finalde bir soru cevap bölümü yapacağız. Orada da cevaplayabiliriz. Akış sırasında isterseniz bunları not alabilirsiniz. Bu şekilde ilerlersek daha iyi olur. Şimdi ilk önce bakacağımız şey geri yaylanma ne için olur? Nasıl olur? Yani burada malzemenin tabii ki davranışı önemli. Malzemenin davranışı önemli. Buna şöyle bakacağız. Yani burada tabii ki belirleyici olan malzemenin tabii ki mekanik özellikleri. Buna göre değişkenlik gösteren bir durum. Bunu şöyle anlatmaya çalışalım. Bir çekme testi değerlendirmesi yapacak olursak, burada tek yönlü bir kuvvet uyguluyoruz. Bu tek yönlü kuvvetin sonunda da uygulanan gerilim ile üretilen gerilim arasındaki ilişkiyi belirliyoruz. Burada üretilen gerilim malzemenin uzama yüzdesini ifade ediyor ki şu alt tarafta yatay eksende görülen strain dediğimiz gerilim uzama yüzdesini ifade ediyor. Bu tabii ki malzemenin burada gösterdiği davranışa etkenlerden birisi. Diğer bir etken malzemenin akma dayanımı. O da burada RP02 ile gösterilen akma dayanımız limiti. Burada şunu söyleyebiliriz. Malzemeye kuvvet uygulandığında, çekme sırasında eğer malzemesinde oluşan stres akma dayanımının altında kalırsa malzeme üzerindeki yük kaldırıldığında başladığı noktaya geri dönecektir. Yani elastik bir şekil almış olacaktır ve geri dönmüş olacaktır. Tabii bu kısımdaki yine strain'e bağlı. Bu strain'den birlikte oluşacak geri yaylanma yüzdesine bağlı olarak değiştiğini göreceğiz. Bu stres değeri yani oluşan gerilim akma dayanımının altında değil üstünde kalırsa yani üstüne çıkmış olursa bu kez parça plastik bölge geçmiş olacak fakat yine bir geri esneme eğilimi gösterecek. Geriye doğru çekilme eğilimi gösterecek burada. Şu eksene paralel bir şekilde. Fakat hiçbir zaman sıfır noktasına gelemeyecek. Yani parça plastik şekillenmiş olacak diyoruz. Burada şöyle değerlendirirsek, parça tabii ki burada bir miktar belli bir yüzdede, burada strain değeri de yüzdesel bir değer, belli bir yüzdede geri çekilme olacak. Burada parçanın geri esneme yüzdesi olarak değerlendireceğiz bunu. Şimdi burada tabii bunun malzemeye etkisini şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Bir örnek üstünde değerlendirirsek, 1 metre uzunluğunda bir derece 0,5 malzemeyi düşünelim. Bunu 50 milimetre çekmeye çalışalım. Böyle bir senaryoda ne olacağını değerlendirmeye çalışalım. Tabii ilk başta gerilimin ne olacağı, yüzde kaçlık bir gerilim olacağı bunu bulmamız gerekiyor ki burada tekme miktarının nominal uzunluğa bölünmesiyle onu bulabiliyoruz. %5'lik bir derece 0,5 malzeme için bir uzama yüzdesi vardır diyebiliriz. Gerilime bağlı olarak. Buradaki bir uzama yüzdesi vardır diyebiliriz. Tabii ki o uzama yüzdesini burada grafikte sembolize edersek üzerindeki yükü kaldırdığımız zaman, kuvveti kaldırdığımız zaman malzeme bir miktar daha geriye doğru hareket edecektir. O hareketin yüzdesini bulmak için de üzerindeki stresin elastisite modülüne bölünmesiyle buluyoruz ki onu da DC 0,5 için binde bir olarak söyleyebiliriz. Bu geri uzama miktarı oranı bize ne kadar geri yaylanma ölçü olarak, milimetre olarak ne kadar geri yaylanma yapacağını söylüyor. Onu da yine nominal uzunlukla, başlangıç uzunluğuyla buradaki geri esneme yüzdesi ile çarptığımız zaman
1 milimetre, 1 metrelik bir malzeme için söylüyoruz. 1 milimetre geri esnediğini söyleyebiliriz. Burada görülen kapı dış sacında olduğu gibi bir çekme yapıyoruz. Çekme yönüne bakarsak bu yönde bir çekme yapıyoruz ve 2 metrelik bir alandan bahsediyoruz, bölgeden bahsediyoruz. Yine DC05 için az önce bulduğumuz verilere dayanarak şunu diyebiliriz. Yine %5 uzama yüzdesine sahip olan bu parça için, malzeme için 2 metrelik bir alanda yaklaşık 2 milimetrelik bir kısalma, geri yaylanma yapabilir diyoruz bu hesaba göre. Buradaki geri yaylanma tabii ki her malzemede farklılık gösterebiliyor. Yani yüksek mukavemetli saçlarda ve düşük mukavemetli saçlarda farklı davranıyor. Bunun nedeni elastisite değerlerinin farklı olması tabii ve en önemlisi akma mukavemetlerinin farklı olması dan ötürü böyle bir şey oluyor. Tabii ki yüksek akma mukavemetinden dolayı ve elastisiteye paralel bir eksende çektiğimiz zaman yüksek geri yaylanma uyguladığını görüyorsunuz, sonucu olduğunu görüyorsunuz. Bu da yine yüksek mukavemetten kaynaklanıyor. Düşük mukavemet saçlarda da yine tabii ki elastisite benzer olmasına rağmen akma dayanımı küçük olduğu için daha az bir geri yaylanma yaptığını söyleyebiliriz. Bu durum alüminyumda biraz daha farklı olabiliyor. Çünkü alüminyumun elastisitesi, elastisite modülü yani şurada görülen doğrusal alan diğerlerinden daha düşük olduğu için, daha küçük olduğu için yine belli bir tabii ki akma mukavemetine göre yumuşak çeliğe göre yine daha fazla geri yaylanma eğilimi gösterebiliyor. Alüminyum içinde yine bunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki geri yaylanmanın tanımlamasını yaparken şunları da söylemek gerekir. Bu geri yaylama davranışında şekillenme sırasında geometriye bağlı olarak değişebilen bileşenler de etken tabii bunun için. Nedir bu bileşenler? Birincisi membran bileşeni. Burada membran bileşeninde düz ve düze yakın parçaların çekilmesi sırasında özellikle üzerindeki gerilim homojen bir dağılıma sahiptir. Yani yoğunluğu ve dağılımı homojen olarak gerçekleşir. Düz ve düze yakın parçalardan bahsediyoruz. Bir de bending bileşeni var. Bu bileşende de tabii ki radius bölgelerindeki duruma baktığımız için özellikle bükme yaparken malzemenin dış yüzeyiyle iç yüzeyi farklı bir davranış sergilediğinden dolayı burada homojen bir dağılımla karşılaşmıyoruz. Oluşan stres açısından. O yüzden farklı iki model bileşen görüyoruz burada. Tabii bunların sadece bir tanesi baskındır demiyoruz. Bu her parçanın geometrisine göre farklılık gösterebilir. Parça tamamen düz veya düze yakın veya tamamen bending olacağı diye bir şey söylemiyoruz. Ama burada hangisi daha baskınsa aslında biraz daha eğilim ona yatkın olacak şekilde buradaki stres dağılımı değişebilir parça üzerinde. Şöyle hızlıca bir membranı değerlendirecek olursak nominal yüzey parça çekildikten sonra üzerindeki yük kaldırdıktan sonra yani kalıp açıldıktan sonra bir miktar küçülme eğilimi gösteriyor bu etkiden dolayı. Yani geri çekilme eğilimi gösteriyor az önce bahsettiğimiz konudan dolayı. Bunu tabii gidermek için ya telafi uyguluyoruz parçaya ki sonraki operasyonlarda parçanın kalıba oturmasını kolaylaştırmak gerekiyor tabii ki. Burada eğer ciddi bir küçülme olduysa, oturma sorunu oluyorsa ölçeklendirme yapıyoruz. Bunu otoform içinden de yapmamız mümkün. Ölçeklendiriyoruz. Yine bu da bir bizim için çözüm. Bending de az önce söylediğimiz gibi parçanın dışında kalan bölge şekillenme sırasında üzerinde yük varken dışarı doğru gerilmeye maruz kalırken buradaki lifler iç taraflar, örtünün iç kısmında büzülme eğilimi gösterir. Üzerindeki yükü kaldırdığınız zaman bunlar tam ters yönde hareket eder ve parçanın bu bükme bölgesinin geri yaylanmasına sebep olur. Bu da bending'in etkisidir diyebiliriz. Bunun için tabii bir takım önlemler alabiliyoruz. İşte ne yapabiliyoruz? Parçanın operasyonlarını biraz
parçanın pozisyonu, eğer 90 derecelik bir bükme ise parçanın pozisyonunu değiştirip telafi uygulayabiliyoruz veya kamu bükme yapabiliyoruz. Bunun dışında parça üzerine form ekleyebiliyoruz. Form ekleyerek buradaki liflerin kırılmasını sağlayıp bir miktar daha geri yaylanmayı önleyebiliyoruz. Bunun dışında şu anda R8 ile birlikte otoformda uygulayabildiğimiz ezdirme konusu var. Bunun pratikte zaten uygulanan bir şey bu. Yine Rabüs'ün üzerindeki liflerin kırılarak geri yaylanmasının önlenmesi sağlanıyor bu tabii pratikte yaptığımız şey. Bunu artık otoformda simüle edebiliyoruz. Thick shell dediğimiz bir konu var. Bu da ezdirme işlemi de yine simüle edilebiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Peki parça geri yaylandı ama biz bunu ne kadar doğru ölçtük ya da nasıl ölçmeliyiz? Bunlara bir bakalım. Birkaç şekilde tabii ölçüm yapabiliyoruz. Burada ilk başta şunu söyleyelim. Bir referansa göre serbest geri yaylanmaya bakabiliyoruz. Frisbee'mek dediğimiz konu otoform içerisinde. Burada ağırlık etkisi göz önünde bulundurulmuyor. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. Yani ağırlık etkisi bütün parçalarda etken olmayabilir. Çünkü küçük bir parçaysa veya küçük veya kalın bir saçsa bu. Ağırlık etkisinin geri yaylanmaya çok bir etkisi olmayabilir. Bu yüzden free spin back gibi bir seçeneğimiz var. Bunu daha sonraki aşamada başka kullanma şekillerinden de bahsedeceğim. Veya parçayı kalıp pozisyonunda bir takım destek yüzeyleri kullanarak, destekleri oturtarak kontrol edebiliyoruz. Araç pozisyonunda daha yüksek bir yer çekimi etkisi altında klempleyerek veya pilotlayarak yine kontrolünü yapabiliyoruz. Bunları tabii otoform içerisinde simüle etmiş olmamız gerekiyor. Bu saydığım şeyleri uygulayabilmek için otoform içerisinde iki tane opsiyonu kullanıyoruz. Birisi Real Measurement, diğeri Free Spin Back. Free Spin Back'ten kısaca bahsedecek olursak, az önce söylediğim gibi yer çekim etkisi, yani parçanın ağırlığı, ağırlık etkisi geri yaylanmada hesaba katılmıyor, dikkate alınmıyor. Parça herhangi bir fikstür üzerinde sabitlemesi yapılmıyor. Herhangi bir pilotlama, klempleme gibi bir takım uygulaması yok. Referansa göre kıyaslama yapılıyor sadece. Malzemenin referansa göre yer değiştirmesi yine dikkate alınır. Serbest geri yaylanmada da, filistmekte de geri alınır, dikkate alınır. Fakat burada bir takım sınır koşulları belirlenmediği için o sınır koşullarla ilgili takım çıktılar hesaplanmaz. Real measurement'ta gerçekte pratikte uyguladığımız gibi bir kontrol fikstürü üzerinde bir kontrol planına göre kontrolümüzü yapabiliriz. Ölçüm kontrolünü yapabiliriz. Tabii burada klemp tanımları, pilot pin tanımları, gerekliyse destek yüzeylerinin tanımlanması, sınır koşullarının belirlenmesi yine bu pilot pinlerle mümkündür. Gerçekteki fikstürdeki senaryoyu simülasyonda aynı şekilde uygulayabiliriz real measurement'ta. Şimdi buna biraz otoformun üzerinden bakalım. Burada geri yaylanma adımına gelirsek, yani buradaki örnekte en sondaki yaylanma adımına geliyorum. Burada constraints içerisinde az önce bahsettiğim real measurement ve free spin back seçeneklerini görüyorsunuz. Her ikisi için de tabii ki bizim finalde ulaşmak istediğimiz referans parça olmalı. Bu referans parçayı seçiyoruz. Bu referansa göre bir kıyaslama yapacağız. Constraint kısmında free spin back seçtiğimiz zaman herhangi bir fixture elemanı seçmeyeceğimiz için başka bir şey yapmıyoruz. Ve sonuçlarına bakarken free spin back'te şöyle, az önce görüntü gelmedi sanıyorum size. Bunu tekrar bir göstereyim burayı. Burada bir referans tanımı yapıyor dedik. Ölçüm adımına geldiğimiz zaman bir referans tanımı yapıyoruz. Referansın haricinde az önce bahsettiğim real measurement ve free spin back uygulamasını burada görüyorsunuz. Free spin back seçimini yaptığımız zaman herhangi bir fixture veya bu fixture'e bağlı pilot pin seçimi veya klem seçimi yapmıyoruz. Doğrudan
referansa göre kıyaslama yaptırtıyoruz. Bunu şöyle değerlendirelim. Sonuçlara bakarken FreeSwimBack'te şöyle bir avantajımız var. İstersek best fit yapabiliyoruz. Bu best fit'i burada bize birkaç tane seçenek sunuyor. Buna göre yapabiliyoruz. 3 tane nokta belirleyip bu 3 noktayı sabit tutarak şuradan bu 3 tane noktayı sabit tutarak bunun dışında kalan bölgeler nasıl etkileniyor? Apply deyip sonucu görebiliyorsunuz anlık olarak. Bunun için tekrar çözmenize gerek yok. Bir alan tanımı yapabilirsiniz. Local best fit dediğimiz bir alanı komple seçip yine o alan sabit kalacak şekilde diğer bölgelerin nasıl etkileneceğini yayılmadan görebilirsiniz. Veya fikstürde uygulanan en az bir eksende 3, en az bir eksende 2, en az bir eksende 1 yönde sabitleme kuralını burada istediğiniz yönlerden sabitleyerek yine sonuca bakabilirsiniz. Bunun dışında şeye bakarsak, Real Measurement'a bakarsak, burada tabii bir takım referansın haricinde tanımlar var. Burada fikstürle ilgili tanımları yapmamız gerekiyor. Bu bir destek yüzeyi olabilir. Yani parça üzerindeki datum surface'ler varsa bunları add tool deyip seçebilirsiniz. Veya noktasal temas olabilecek parçanın ağırlık etkisiyle bir takım küre yüzeylerin üzerine bırakılıp kontrol edilmesi söz konusu olabilir. Pilot PIM tanımı yapabilirsiniz yine burada kolayca add deyip şöyle referans yüzeye göre bu şekilde kolayca pilot PIM ekleyebilirsiniz. Bunu bir deliğe veya bir deliğin kenarına da koyabilirsiniz. Otoform'da bunu yakalatmak mümkün bu şekilde. Pilot PIM'in harcı tabii ki en çok kullandığımız şey clamp tanımları. Clamp tanımlarını yaparken normalde bize gelen bir kontrol planı oluyor. Bir kontrol planı üzerindeki pasif noktalarını seçerek clamp tanımı yapıyoruz. Bu noktaları dışarıdan import ederek de kullanabilirsiniz veya kendiniz burada tıklayarak da oluşturabilirsiniz. Bu şekilde. Noktaları oluşturduktan sonra bunlarla ilgili bir takım tanımlar yapıyoruz burada. İşte bu clamp nereden etki edecek? Yani pastil yüzeyi parçanın alt yüzeyinde mi yoksa üst yüzeyinde mi olacak? Baskı ne taraftan olacak gibi seçenekler var burada. Burada supporting above ve below seçenekleri var. Eğer supporting below derseniz şurada görüldüğü gibi pastil yüzeyi üstte yani sabit olan yüzey üstte clamp'in baskı tarafı altta olacak şekilde oluşturmuş oluyorsunuz. Below derseniz de aynı senaryonun tam tersini yapmış oluyorsunuz. Clampleri açık veya kapalı olarak burada değerlendirebilirsiniz. Seçebilirsiniz. İstediğiniz clamp'i elemine edebilirsiniz. Yani her clamp'i kullanmak gerekmiyor olabilir. Az sonra bunun nasıl kullanılacağından da bahsedeceğim. Şimdi biz ölçümü yaparken tabii ki full clamping konsept dediğimiz bize gelen kontrol planına göre ölçüm yapmaya çalışıyoruz. İşte pilot noktalarının clamplerinin tanımlanmasını yapmaya çalışıyoruz. Fakat burada şöyle bir şey var. Bir geri yaylanma sorunumuz varsa bunu parçayı tamamen verilen kontrol planına göre ilk simülasyonda daha tamamen şartlayarak yapmayı çok tercih etmiyoruz. Çünkü burada klempleri tamamını kapatıp verilen bütün datum noktalarına klempleri kapatıp kontrol etmeye çalıştığımız zaman parçayı şartlamış oluyoruz. Biz o şartlamayı en sonda yapmayı tercih ediyoruz. Öncesinde bizim minimum clamping concept dediğimiz az sayıda clamp noktası kullanarak uyguladığımız bir yöntem. Bundan bahsediyor olacağım. Bu parça için
Mesela kontrol planına bakarsak burada birkaç tane klemp tanımlanmış. 8 tane klemp tanımlanmış. Fakat biz bunu simüle ederken bu 8 klempin tamamını kullanmamışız. Şuradan elemine etmişiz. 3 tane klemp de çözmüşüz. Nedeni şu. İlk önce parçanın az sayıda ve mümkün olduğunca az geri yaylanma olan noktalarda oturtulduğu zaman geri yaylanma durumunu görmek istiyoruz. Bu geri yaylanma sonucuna göre bir telafi uyguladığımızda parçayı mümkün olduğunca final klamp konsepte, yani verilen kontrol planına göre ölçüm için daha uygun hale getirmiş oluyoruz aslında. Çünkü çok fazla şartlamadan ölçerek bu şartlanmamış sonuca göre telafi uyguluyoruz. Bunun için minimum clamping konsept için birkaç şey söylemek gerekirse, burada nasıl bir prosedür uyguluyoruz? Şunu diyebiliriz. 3, maksimum 4 tane clamp noktası seçebilirsiniz. Seçmek daha uygun olacaktır burada. Clamp noktalarının yerlerini mümkün olduğunca, yani bunları oluştururken mümkün olduğunca bir üçgen içerisine ve büyük bir üçgen içerisine almaya çalışıyoruz. Parçanın dengeli durabilmesi için fikstür üzerinde. Ve bu noktaları seçerken, clamp noktalarını seçerken evet şeye göre final clamping konseptteki, yani kontrol planında verilen noktalara yakın yerlerden seçmeye çalışıyoruz. Sonuçta çünkü o kontrol planına göre tekrar kontrol edeceğiz geri yaylanmayı. Ve mümkün olduğunca az geri yaylanmış bölgelerden faydalanmaya çalışıyoruz. Bunda nereden alıyoruz bu bilgiyi? Aslında ilk başta bir free spin back çözümü yapıp free spin back'te referansa göre mümkün olduğunca az geri yaylanmış noktaları bulup bu noktalara clamp tanımları, minimum clamp tanımlarını yapıyoruz, uyguluyoruz. Dikkat etmemiz gereken diğer bir şey burada, minimum clamping konseptte. Kararsız bölgelere, yani geri yaylanma konusunda yüksek geri yaylanma göstermiş veya kararsız olduğunu düşündüğümüz, öngördüğümüz bölgelere clamp koymamayı tercih ediyoruz, kararsız bölgelere. Daha çok bölgesel olarak mukavemeti yüksek alanları seçebiliriz. Son formu verilmiş, yani ikinci, üçüncü operasyonlarda dan etkilenmeyecek olan bölgeleri seçmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki parçanın genel fonksiyonelliği dikkate alınırsa montaj noktalarını tercih edebiliriz bu clamp noktalarını seçerken. Genel olarak şöyle özetleyebiliriz bunu. Daha az veya eşit sayıda clamp kullanmaya çalışıyoruz. Minimum clamping konsept için mümkün olduğunca kontrol planına uygun noktalar seçmeye çalışıyoruz. Parçayı çok fazla clamp kullanarak kısıtlamamaya çalışıyoruz. Minimum clamping konsept uygulamasında. Burada kritik olan bir şey daha, pilot pinlerin ve clamplerin üzerinde oluşan yükler. Yani biz 3 tane nokta seçtik. Bunları minimum clamping konseptte de kapatarak finalde bir kontrol ediyoruz. Clamplerin üzerindeki yükleri kontrol ediyoruz. 30 Newton'un üzerinde olmamasını tercih ediyoruz. Clampler üzerindeki yükün. Bir diğer şey de pilot pinlerin mümkün olduğunca uygulanmış olan clamplere yakın olmasını tercih ediyoruz. Minimum clamping konsept uygulamasında. Bu duruma göre minimum clamping'i uyguladıktan sonra oluşan geri yaylanmayı telafi etmek için ne yapıyoruz? Şimdi o konuya bakalım. Telafi uygularken, yani çözümü aldıktan sonra menü yukarıdaki başlık altında Clone for Spinback Compensation deyip burada bir clone oluşturuyoruz, bir yedeğini oluşturuyoruz simülasyonun.
Burada bize iki şekilde, iki seçenek sunuyor. Birisi use nodal displacement dediği geri yaylanma ölçüm sonucuna göre telafi uygulaması. Diğeri de bir referansa veya STL'e göre, STL veya başka bir yüzeye göre telafi uygulaması şeklinde. Biz şu anda ölçüm sonucuna göre bir değerlendirme yapacağız. Klonluyoruz. Bu klonlamayı yaptıktan sonra burada part stage'in altında, modify'in altında compensate başlığı geliyor ve burada uygulanmış olan bütün operasyon listesini görüyorsunuz. Operasyon listesini görüyorsunuz. Bu operasyonun tabii alt bileşenlerini de burada yine görebiliyorsunuz. Buranın aktif olabilmesi için hangi operasyona telafi uygulamak istiyorsak hangisini seçip activate ediyoruz. Menüye şöyle yukarıdan aşağı bakacak olursak en üstte bir kompansasyon stratejisi görselini görüyorsunuz. Burada biz bir kompansasyon oluşturmaya başladıktan sonra hangi ölçümün sonucuna göre hangi operasyonun kompanze edildiği ile ilgili bilgiye ulaşıyoruz. Şimdi burada ilk başta çekme operasyonu için bir activate diyelim ve menüyü dolduralım. Burada şunu söylüyoruz otoforma. Hangi ölçümün sonucuna göre çekme operasyonunu telafi edeceğiz? Son ölçüm sonucuna göre diyorum. Tabii burada birçok farklı strateji geliştirilebilir. Onlardan da bahsedeceğim. En son yaptığım real measurement'a göre çekme operasyonunu telafi edeceğim diyorum ve burada bir takım seçenekler oluşuyor. Şimdi biz bunu telafi ederken, telafi oluştururken tabii ki bir ölçüm sonucuna göre yapıyoruz ve bu ölçüm sonucunda karşımıza bir vektör alanı oluşması gerekiyor. Onu da şuradan görüntüleyebiliyoruz. Şurada vektör field kısmına basarsak eğer geri yayılmanın hangi yönde olduğu, ne kadar olduğu gibi bir görsel oluşturduğunu görüyorsunuz. Bunu buradan inceleyebilirsiniz. Tabii parçanın limitleri içerisinde mi değil mi, bir sorun var mı yok mu, oradan da yine kanatede varabilirsiniz bu bölgeyi inceleyerek. Tabii burada telafi yaparken hangi yüzeylerin telafi olacağı, hangi yüzeylerin bu telafi olurken deforme olacağı veya sabit kalacağı gibi seçimler yapmamız gerekiyor. Bunun için de şu alttaki menüyü kullanıyoruz. Direct dediğimiz kısım telafiye uğramasını istediğimiz alan. Transition dediğimiz kısımda bu telafi oluşurken deforme olmasına müsaade ettiğimiz bölgeleri ifade ediyor. Tabii bunun dışında şu alt menüde biraz daha geliştirebiliriz burayı. Değişmesini istemediğimiz bir bölge varsa at fixed diyebiliriz. Değişim olsun ama bir referansa göre olsun istiyorsak fixed rough diyebiliriz veya transition ekleyebiliriz. Bunların hepsini buradan oluşturabiliyoruz. Şimdi ben pot çemberinin fix olmasını istiyorsam buradan bir add fix deyip pot çemberini seçip içeriye alıyorum ve rengi değişti zaten. Burada görünen senaryoya göre şu mavi bölge fix bölge, değişmeyecek olan bölge. Turuncu bölge geri yaylanma telafisini uygulayacağım bölge. Yeşil bölgede bu telafinin oluşabilmesi için deforme olmasına izin verdiğim bölge anlamına geliyor. Şimdi tabii burada bir fix var, bir de fix draft var. Biz ikisini şöyle kullanıyoruz. Fix dediğimizde gerçekten de herhangi bir telafiye maruz kalmıyor. Olduğu gibi kalıyor bu yüzey. Ama şunu isteyebiliriz. Burada bir pot çemberi var. Oluşturmuş bir konsept var. Pot çemberi konsepti var. Bu konseptin tabii ki parçaya göre belirlenmiş olduğunu biliyoruz. Parçanın formuna göre bir pot çemberi oluşturmuşuz. Parça değişirken pot çemberinin sabit kalmasını her zaman istemeyebiliriz. Buradaki konsepti bozmamak adına. O zaman şunu yapıyoruz. Fix değil, fix draft olarak uyguluyoruz. Bunu sileyim. Pot çemberini fix draft'ın içerisine koyuyoruz. Bize bir şey soruyor. O da şu, fix draft'ta deformasyon bir referansa göre gerçekleşiyor. Yani
Şuradan neyi seçmem lazım benim? Konsepti belirlerken, kod çemberi konseptini belirlerken kullandığım parçanın boundary'si olabilir bu. Yani parça boundary'si telafi sırasında nasıl bir şekil değiştiriyorsa ona uyum sağlasın. Yani buradaki paralellik, şuradaki paralellik bozulmasın. O yüzden bir referans seçiyorum. Burada tabii ki şunu yapabiliriz. Biz 1 milimetre geri yaylanmış bir bölgeyi 1 milimetre ters yönünde kırmak şeklinde çalışabiliriz. Ama bunu istemiyor da olabiliriz. Onun için kompansasyon faktörünü kullanıyoruz. Yani bunu %100 oranında, yani birebir oranında telafi et diyebiliriz. Veya işte bunu %80 oranında telafi et diyebiliriz. Veya daha fazla da yapabiliriz. %120 oranında telafi et diyebiliriz. Onu bu faktörden kullanıyoruz. Telafi uyguladığımız parça üzerinde eğer parçanın yüzey kalitesi bizim için kritikse, önemliyse o zaman önceliği yüzey kalitesine vermemiz gerekiyor. Bunu da şuradaki smoothing ayarından yapıyoruz. Yani smoothing ayarını aşağı düşürdüğümüzde, küçülttüğümüzde deformasyonu yaparken, yani kompansasyonu uygularken mümkün olduğunca parça içerisindeki bozulmaları minimize etmiş oluyoruz. Ama tabii ki bu sefer kompansasyondan feragat ettiğimizi bilmemiz lazım. Default'ta gelen %50 oranında değer. Buradaki smoothing'de yüzey kalitesine de müdahale edebilirsiniz. Sonucuna yani müdahale edebilirsiniz. Tabi buradaki sadece çekme operasyonuna değil, diğer bütün operasyonlar ve onların alt bileşenlerine de kompansasyon uygulayabilirsiniz. Şimdi şu senaryoya bakarsak, biz en sondaki ölçüm sonucuna göre ilk operasyonu, yani çekme operasyonunu telafi et demişiz. Onu burada görüyorum. Ama şunu da diyebiliriz. Eğer kod çemberi üzerinde bir sürdürme çubuğu uygulaması yapmışsak, o sürdürme çubuğunun merkez hattını da bu telafiye uydurabiliriz. Yani 20. operasyonun yüzeyleri nasıl bir kompansasyona maruz kalıyorsa, aynısını draw bit hattına da uygula diyebiliriz. Onun için bunu da aktivate ediyoruz. Ve buna diyoruz ki 20. operasyonun, yani çekme operasyonunu referans al. Çekme operasyonu ne şekilde telafi olacaksa sürdürmeler de o şekilde olsun diyor. Diğer operasyonlar için de bunu yapabilirsiniz. Yani istiyorsak, tabii dediğim gibi bu bir varyasyon ya da bir stratejiye bağlı olarak yapılan seçimler bunlar. 30. operasyonu da aktive et. İstediğim herhangi bir ölçüm sonucu, yani yine en sondaki ölçüm sonucuna göre diyelim. Kesme operasyonunu da telafi et. Bu kesme operasyonuna bağlı olarak altındaki kesme eğrilerini de telafi et. Yani yüzeye uyumluluğu bozulmasın diyebilirsiniz. Diğer kesme için de yine activate diyorum. Yine son şeye göre, ölçüme göre uyguluyorum. Kesme eğrilerini yine kendisi için, yani 50. operasyona göre kesme eğrilerini de telafi et diyorum. Burada bunları oluşturduktan sonra bir takım şeyler yine her operasyon için geliyor karşımıza. Yüzeylerini buradan açmamız gerekiyor. Telafiyi nasıl uygulayacağız? Neresi telafi olacak? Neresi geçiş yüzeyi olacak? Nereler sabit olacak gibi tanımları yine burada da yapabiliyoruz az önce bahsettiğim şekilde. Bir bükme operasyonu var karşımızda. Bunu da aktivate edelim. Yine son ölçüm sonucuna göre değerlendirelim. Bükme operasyonunu yüzeyini açalım. Şimdi burada şunu yapmak isteyebiliriz. Bu bükmeyi telafi edeceğiz. 90 derece bir bükme. Fakat negatife düşmemesi için parça yüzeyi üzerinde seçtiğim referans nasıl hareket ederse, nasıl deform olursa ona uyum sağlasın şeklinde bir şey yapabiliriz. Onu da şu şekilde buraya bir takım tanımlar yapmamız lazım. Önce transition diyelim, geçiş bölgesi belirlensin.
Bu radyüsler bozularak oluşsun. Şu içeride kalan bölge benim kompanse etmek istediğim bölge. Fakat bir referansa göre kompanse etmek istiyorum. Onun için de fix draft tanımlıyorum. Fix draft tanımında da şöyle in diyelim. Referans olarak direct olarak tanımladığım limiti seçiyorum. Yani şu limit nasıl bir hareket yapacaksa, nasıl bozulacaksa buradaki bükme çenikleri, bükme bölgesi de ona göre deforme olsun. Bununla olan pozisyonunu, şurada görülen şu dik pozisyonu korusun. Koruyarak kompanze olsun diyorum. Bu tanımların tamamını yaptıktan sonra buradan apply deyip yüzey deformasyonunu yaptırıyor olacağız. Apply diyelim. Bu tabii büyük bir parça olduğu için uzun süreceğinden dolayı ben şuradan buradaki yüzeylere bakalım şimdi. Şimdi bu uygulanmış hali ve şuradaki senaryoya bakarsak finaldeki ölçüm sonucuna göre 20. 30. 50. 60. operasyonların telafi görünüyor. Bunu da şuradan inceleyebiliriz. Vektör alanını bir açalım tekrardan. Vektör alanına bakarsak şu orijinal hali parçanın orijinal haline göre bir elenme yapmışım parça. Biz bunu ne yaptık? Tersi yönde birebir oranda kompanze ettik. Kompanze dersek kompanze edilmiş yüzeyi bize gösterecek. İstersek ikisini üst üste bakalım bu şekilde. Hangi yüzeyi görebilirsiniz? Şuradan kapatalım. Bunu yapaydıktan sonra arttırmış oluyoruz. Buna göre tekrar bir süre etmemiz gerekiyor, çözmemiz gerekiyor yeni kalıp yüzeylerine göre, kırılmış yüzeylere göre çözmemiz gerekiyor. Şimdi burada telafi sırasında ihtiyacımız olan bir diğer şey, eğer parça özellikle ilk operasyondan çıktıktan sonra ikinci, üçüncü operasyonlardaki baskı yüzeylerine oturmuyorsa, geri yaylanmadan dolayı oturmuyorsa bunun için drop shell dediğimiz uygulamayı yapıyor. Ya, bunu da autoform içerisinde yine yapıyoruz. Compensator içerisinde uyguluyoruz. Bu herhangi bir ikinci veya üçüncü operasyonu seçip şöyle aşağıya bakacağız. Şunu göstereyim onu. Bunu telafi ederken şöyle tekrardan bir klonlayalım. Draw uygulamasını nasıl yapalım? Evet, açıldı. Şurayı bir kapatayım biraz. Yapalım adına. Şimdi 20. operasyona activate dedik. Finale farklı şekilde uygulayacağız. Dedik ki bu sefer mesela bunu fix yapalım dedik. Şimdi bu sefer fix olsun. Transition ve bölgelerini seçtik. İkinci operasyon için baskı yüzeylerine geri yaylanmış sacı simülasyonu tekrar açtım. O yüzden tekrar klonlayacağım. Çekmeyi kompanze edeceğim yine. Ne demiştik? Buraya fix ekleyelim.
Bunun dışında tekme operasyonuna draw shell uygulayacağım. Yani tekme operasyonunun sonucunda oluşan geri aylanmış saç yüzeyini ikinci operasyona uygulayacağım. Draw shell diyorum. Bunu neye göre yapmam lazım? Birinci operasyonun ölçüm sonucuna göre yapmam lazım. Uyguladık. Şimdi şu yüzeye bakarsak, bu yüzeyin tamamını direkt olarak bozluyorsak, burada görüntüde bir sorun olmuş galiba da bakıyorum şimdi. Şu anda ekran görünüyor mu acaba? Ben tekrar paylaştım ama. Evet, gözüküyor. Tamam, o zaman buradan devam edeyim. Şimdi en son Draw Shell'den bahsediyordum. Sanırım orada dondu ekranlarınız. Draw Shell'i yaparken ikinci operasyonu seçiyorum. İkinci operasyonu şu alt taraftaki Activate for Draw Shell'i tıklayarak oluşturmaya başlıyorum. Neye göre yapacağım bu Draw Shell'i? İlk operasyon, yani çekme operasyonunun ölçüm sonucuna göre yapacağım. Yani oradaki geri aylanmış yüzeyi İkinci operasyonun baskı yüzeylerine uygulamak istiyorum. Okey dedim. Bir draw shell oluşturdum. Bu tabii ki normalde birebir yapıyoruz. Diğer şeye bakarsanız bu direct'te compensation faktörü 1 olarak görünüyor. Draw shell'de eksi 1 olarak görünüyor. Çünkü bunu aynen uygulamamız lazım. Yani tersi yönde kırmak değil, aynısını geri yaylanmış saç yüzeyine uygulamamız lazım. Buna apply dediğimiz zaman diğer yüzeylerle birlikte bunu da drop olarak olmuş. Şu an görüntüyle ilgili bir sorun var mı acaba? Görebiliyorsunuz değil mi? Tamam. Şu an yine vektör alanını bir açayım ve şöyle bir bakmaya çalışalım. Orijinale göre. Şimdi burada normalde geri aylanma yönlerini gösteriyor size. Burada kompansasyona bakarsak tersi yönde değil, geri aylamanın yönünde yaptığını görebilirsiniz. Buradaki eksi birden dolayı. Yani ben ikinci kalıp yüzeyine artık birinci operasyonun sonundaki geri aylanmış yüzeyleri yansıtmış oldum. Ve bunu da artık dışarıda alabilirim ICS olarak. Bu o anlama geliyor. Draw Shell uygulamasını da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi burada diğer anlatmak istediğim şey telafide, tabii ki telafi hep ölçüm sonucuna göre yapmıyoruz. Bunu bazı özel durumlarda işte üretimde üretilmiş parçanın taranmış yüzeyini kullanarak, taranmış yüzeyini kullanarak kompansasyon yapma ihtiyacımız olabiliyor. Onu da yine Otoform içerisinde yapmanız mümkün. Şimdi kısaca ondan bir bahsedeyim. Burada şöyle bir çalışma yapıyoruz. İlk önce tabii ki taranmış yüzeyi, yani STL datayı otoformun içerisine almamız gerekiyor ve tabii kullanacağımız referans yüzeyi de. Bunları şu şekilde import edelim. Yani kullanacağım referans yüzey ve ölçüm sonucu STL. Şöyle bakarsak STL yüzeyin göründüğünü söyleyebiliriz. Şu measurement dediğimiz şey.
Buna göre bir telafi uygulayacaksak kullanacağımız metot yine modify içerisinde parse'de işte generic compensation. Generic compensation'da iki tane geometri tanımlıyoruz. Birincisi referans geometri, yani neyi bozacağız? Okey. İkincisi de ölçüm geometrisi, yani STR sonucu. STL ile referans geometri arasındaki vektör oranını hesaplatıyorum. Yani ikisi arasındaki farkı buluyorum. Geri ayarlama farkını. Baktığımızda zaten STL ve referans geometri arasındaki vektör oranını oluşturduğunu görüyoruz. Okey dedim. Şimdi buradan sonra tabii ki bize yine bir kompansasyon menüsü açılıyor. Buradaki tek farkımız vektör alanını STL'ye göre hesaplamış olmamız. Nominal yüzeyi activate ediyorum ve az önce gösterdiğim kompansasyon metodunu burada uyguluyorum. Burada fix veya fixed wrap seçimi yapabilirim. Fix diyelim. Bunun sonucuna göre uygula dediğim zaman dışarıdan aldığım STL'e göre mevcut kalıp yüzeyimi deforme etmiş olacağım. Burada görüldüğü gibi orijinal parça ve kompansasyon sonucunu buradan değerlendirebilirsiniz. STL'ye göre bu şekilde bozabilirsiniz. Tabi bu sadece STL olmayabilir. Aynı zamanda farklı şekilde kompanze edilmiş, deforme edilmiş bir yüzeyi de referans olarak gösterip mevcut kalıp yüzeyiyle arasındaki vektör oranını hesaplatarak yine bir kompansasyon uygulaması yapabilirsiniz. Şimdi burada tabii kompansasyon yaparken biz burada bir strateji kullandık ama bu değişebilir. Onun için tekrar sunuma döneceğim. Burada bir takım stratejilerden bahsetmek gerekirse telafi uygularken şimdi ne yapabiliriz? Biz az önce en son yaptığımız draw shell uygulamasında olduğu gibi en son geri ayarlanma sonucuna göre ilk operasyonu telafi edip sonraki operasyonlara draw shell uygulayabiliriz. Oturma problemi oluyorsa eğer. Kesme sonuna göre finaldeki kesme sonuna göre ilk operasyonun çekme operasyonunu telafi etmenin dışında son geri ayarlanma sonucuna göre bükme operasyonunu telafi edebiliriz. Burada yine draw shell ihtiyaca göre kullanılabilir. Bu da bir başka bir strateji olarak değerlendirebiliriz. Preset yani prosesin sonundaki geri ayarlanmaya göre ilk yani çekme operasyonunu telafi verdikten sonra bükme operasyonuna lokal telafi uygulayabiliriz. Yani bükmenin sonundaki geri yaylanma sonucuna göre oradaki problemi gidermek adına lokal geri yaylanma uygulayabiliriz. İlk operasyona veya aradaki operasyonlara değil, en son operasyona sondaki ölçüm sonucuna göre yani bükme operasyonu F50'ye burada görülen dördüncü strateji olarak bir telafi uygulayabiliriz. En son ölçüm sonucuna göre bütün operasyonları telafi edebiliriz. Bu da bir strateji. Veya her operasyonu kendi sonucuna göre telafi edebiliriz. Şimdi burada bir takım önerilerde bulunmak gerekirse, yani buradaki stratejilerle alakalı
Bir kere bütün operasyonlardan sonra, her operasyonun sonunda bir geri yerlenme adını koymayı öneriyoruz. Burada bu önemli bir şey. Çünkü draw shell için kullanabiliriz veya geri yerlenme sistemin sonraki operasyonlarda nasıl etkilendiğini görmek açısından her operasyonun sonuna bir geri yerlenme adını koymalıyız. Burada draw shell uygulamasını yapabiliriz, yapmalıyız. Özellikle yüksek mukavemetli saçlarda ikinci operasyonlarda yüksek geri yerlenme olduğu için ikinci operasyona oturma sorunu yaşayacağımızdan dolayı draw shell uygulamasını yapabiliriz. Bunu da zaten compensator içerisinde uyguluyoruz. Strateji 3'te görülen son ölçüm sonucuna göre ilk operasyonun telafisi ve lokal telafi daha çok yumuşak saçlarda kullanılabilir. Hani yüksek mukavemet saçlarda değil ama burada da kullanılabilir. Dördüncü stratejiye bakarsak bu da yine sonuç veren bir şey ama bu da yine yüksek mukavemet saçlarda kullanılmaz. Şu üçüncü stratejideki durumu da tabii ki geometriye göre kararlaştırmak lazım. İlle böyle olmalıdır gibi bir şey diyemiyoruz. Orada geometriye göre karar vermek gerekiyor. Bu dördüncü stratejiyi daha çok yumuşak saçlarda sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Beşinci ve altıncı stratejiler uygulanıyor olmasına karşın şöyle pek sonuç alabildiğimiz stratejiler değil. Öyle diyebiliriz. Bu beş ve altı için böyle bir öneri sunabiliriz. Yani bunu çok uygulamayı tercih etmiyoruz diyebiliriz bu strateji için. Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer varsa sorularınızı alabilirim. Merhaba. Merhaba. Bir şey soracağım da bu compensation'dan çıkan şeyler, yüzeyler acaba hangi klasla alıyoruz? A klas mı yoksa daha mı kötü direkt olarak kullanabilir miyiz? Şöyle, şimdi zaten dışarıda yapılmış bir yüzeyse bu ve bu yüzeyi otoforma import ettikten sonra telafi otoformda Evet. yapmışsak dışarı alıp kullanabiliyoruz ama şöyle, tabii ki telafi sırasında bir takım deformasyonlar olduğu için yine de yüzey üzerinde işlem yapmak gerekebilir. Tabii o parçanın ehemmiyetine göre değişir. Hani A klas dediğimizde tabii ki o A klası koruduğundan emin olmamız lazım. Bu gerekebilir. Evet. Anladım, anladım. Teşekkürler, sağ olun. Rica ederim. Başka soru varsa alabilirim. Alo. Shell konusu, draw Serkan Bey sormuş. Şimdi biz ilk operasyonda çekmeyi yaptık. İkinci operasyona tabii ki bu çekme sonucunda bir geri yaylanma oluştu ve ikinci operasyondaki baskı yüzeyine parçayı koyup kesmemiz lazım. Bu geri yaylanma eğer ikinci operasyondaki nominal yüzeylere oturmuyorsa ve bu oturmama durumu ikinci bir plastik deformasyon riski oluşturuyorsa biz sonundaki geri yaylanmış saç sonucunu ikinci operasyonun yüzeyine uyguluyoruz. Parça baskı yüzeyine oturabilsin diye. Draw shell'i bu amaçla kullanıyoruz. Pardon Adem Bey, şöyle yani siz zaten operasyon 20'ye ilk operasyona compensation telafi verdiğiniz zaman zaten bunun nominal olması beklenmiyor mu? Yani aslında orada bir göbek oturtma sanki nominal bir yüzeyin üzerine uygun olmayan bir parçayı zorlayarak oturtma mı yoksa nominal olmayan bir yüzeyin üzerine biz onu kabul mü ediyoruz acaba? Nasıl bir mantık var orada? Şimdi şöyle, biz nominal yüzeyi, yani ilk simülasyondan bahsediyoruz. Biz Evet. nominal yüzeyi deforme ediyoruz kompansasyon uygulayarak. Nominal yüzeyin sonucuna göre bir geri yaylanma oluşmuş olduğu için. Nominal kalıp yüzeyini çıkan geri yaylanma sonucuna göre deforme ediyoruz. Yani
artık o nominal olmuyor. Anladım. Ve sonraki operasyonlarda tam ölçüye getiriyoruz. Yani son form operasyonunda yine bir telafi verip tam ölçüye getirmiş oluyoruz. Öyle mi? Gerekliyse, yani bu tabii az önce bahsettiğim stratejilerin içerisinde o da o da var. Ama bu gerekli olmayabilir. Bazı parçalarda sadece ilk operasyonu telafi ederek de geri aylanma sonucunu düzeltmiş olabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen vereceğimiz stratejiye göre değişir. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Levent Bey bir soru sormuş. Burada önerdiğimiz şey Levent Bey zaten tool'lu kesme yapmak oluyor. Çünkü biz pratikte ne uyguluyorsak simülasyonda da aynı uygulamayı yapmamız gerekiyor. O yüzden tool'lu kesmeyi öneriyoruz, evet. Çünkü o baskıların parçaya olan etkisini görmek istiyoruz. Baskı yüzeylerini. Adem Bey merhaba. Merhaba. Sesim geliyor mu? Evet, duyuyorum. Bu kompozisyon sayfasındaki yüzeyleri tanımlarken işte direkt veya da fix olarak tanımladığımız yüzeylerin olduğu modül şeyde kısımda şimdi biz bu transition kısmını tanımladığımızda çok kontrolsüz olabiliyor. Mesela bir sonraki operasyona oturmama gibi problem olabiliyor. Duvarlar çok içeriye girmiş olabiliyor nominalden. Bu durumu daha kontrollü hale getirmek adına bu geçiş yüzeyini tanımlarken bir kontrol yüzeyi, limiti belirleyebilir miyiz? Öyle bir durum var mı veya nasıl yapabiliriz bunu? Şimdi orada şöyle, bu tür durumları önlemek için biz ilk şeydeki verdiğim örnekte fix draft uygulamıştık. Draft uygulamanın nedenlerinden birisi de mevcut konseptin bozulmamasıydı. Yani bir yer sabit dururken bir yerin deforme olması durumunda yine bu tür şeylerle karşılaşmamız mümkün. Özellikle bükme ve benzeri şey bölgelerde. Bu tür yerlerde fix draft uygulayarak aslında bunu çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Yani bu konuyu bir o zaman bakalım. Tekrar olmazsa irtibata geçebiliriz. Tamam, olur. Yani tam detaylı olarak şeye de bakalım. Okey. Teşekkürler. Adem Bey, sesim geliyor mu? Evet, duyuyorum. Tamam, ben Serkan. Adem Bey, birkaç gün önce bir çalışmam oldu. 2 milimetrelik bir saç, büyük bir saç. Bunu formladıktan sonra geri eslemesine baktığımda altında bir tool tanımlamam yedim. İşte 4-5 noktasına ya da 6 noktasına bir taktil tanımlamam arasında çok ciddi farklar oluşuyor yan tarafta. Yani aslında gerçekte ben onu alıp bir plate üzerine koysam ve baksam kenardaki eteklere öyle bir yer çekimi dolayısıyla öyle bir geri esneme ne olmayacağını tahmin etmekte zorlanmıyorum. Yani öyle bir geri esneme olmasın. Ama evet. Otoform bana çok ciddi geri esnemeler verdi. Burada ben mi yanlış yaptım bir şeyi? Orada şöyle. Yoksa daha dikkat etmemiz gereken bir durum var. Burada dikkat etmemiz gereken aslında ölçüm metodu. Yani ölçümü yaparken uyguladığımız clamp noktaları parçanın fikstür üzerine tam yani locating problemin olup olmaması da önemli tabii ki. Yani parça hareket ediyor mu fikstür üzerine oturduğu zaman? Bu da gidereme sonucunu değiştirir. O yüzden buradaki ölçüm tanımını yaparken tıpkı kontrol planındaki gibi işte yeterli pilot trim, yeterli clamp, yeterli kısıtlamayı uygulamış olmamız gerekir. Pilot trim uygulamasına da tabii clamp uygulamasına da tabii ki o noktaları seçerken bir stratejiye göre seçmemiz lazım yine. Anladım. Böyle bir durum olursa sizden canlı destek alabiliriz bir daha. Yani çünkü çözemediğimiz durum. Tamam, tabii olur. Teşekkür ederim. Burada Zekeriya Bey'in bir sorusu olmuş. Yani simek yüzeyini tabii ki telafi verdikten sonra tekrar koşturuyoruz simülasyonu. Bu telafi edilmiş duruma göre sonuca bakmak için. Webinar kaydını paylaşacak mıyız diye bir soru gelmiş. Evet, bunu paylaşacağız. Webinar sunumunu PDF olarak buraya katılacak herkese gönderiyor olacağız yine.
Başka soru varsa alabilirim. Tabii yine sorularınız olursa bana ulaşabilirsiniz. Telefon ve bu mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaya devam ediyor olacağız. Adem Bey, çok teşekkürler sunum için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın aksiliklerden dolayı. Yok, problem değil. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Görüşmek üzere. İyi günler. Teşekkür ederim.